Arkadaşlar bunlar benim kardeşime Muğla'ya gönderdiğim kuşlar, kendi yavrularım. Şu iki trakya bunda da gittiler zaten. O iki trakya hariç. Ha, çakal da çıktı. O da uçtu. Bakalım neredeler? Uçuyorlar. Arkama geçtiler. Orada uçuyorlar da gösteremiyorum. Şurada var. Dağınık uçuyorlar. Bir toparlansalar. Trakyalar sarmaya başlamış. Gittiler, bayağı ileride uçuyorlar ya. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum da. Niye orada uçuyorlar ha? Bir tanesi ne yaptı? Dama mı indi? Bir yere mi indi? Sinmiş tam da. Bunlar uçuyorlar, o da fırlar şimdi. Yalnız kalınca trakyalar, genelde bursalar falan durmuyorlar yalnız. Fırlıyorlar. Hele bir de havada şimdi uçanları görecek. Neyse, şunları göstereyim ben size. Bunlar hep kendi yavrularım, hepsi. Şu hariç, pardon. Bu zaten 6-7 yaşında kuş. Belki daha fazladır. Onu bir yerden almıştım. Arkadaşlar, bunları çikçikken gönderdim hepsini. Bayağı iyi olmuşlar ya. Yani zaten kaliteleri belliydi. Şunu mesela dışarıda görsem dibim düşer. Dişi. Büyük ihtimalle dişi. Erkeği bu sanırım. Bunlar var ya, bunları dışarıda görsem almak isterim. Renklerini falan tüyden sonra iyice koyulaştırmışlar. Güzel olmuşlar. Bu da kızmış, bu erkek. Bununla eş tutmuş. Bakalım. Arka tepede duruyor. Bunları söksün diye gönderdim ama uçuramadı. Zamanı yok, ilgilenemedi. Kaldılar öyle açıkçası. Uçuyorlar bizimkiler hala. Neredeler? Göremiyorum. Damdaki bir tane duruyor. Dama ineceklerdi. Bunlara bir tane kuş salayım da inmesinler bari dama. Bir pırıltı yapayım. Lan sen nereye gidiyorsun? Saldığımız kuş, pırıltı diye saldığımız kuş dama gidiyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Gel bakalım. Bak. Bak. Şuraya bak ya. Ya buradan çıkartamam. Buradan kurtaramayız onu. Sözde bunların kanatlarını kesmişti kardeşim. Nasıl kesmişse. Pırıltı diye yere saldığımız kuş havaya fırlıyor. Ben anlamadım bu işi. Bakalım. Evet arkadaşlar, aslında iyi uçurduk şeyle, Trakya ile, özellikle Trakya'nın birini. Şu ikisi zaten ağızları açıklar, öndekiler. Arkadaki erken dama indi. Ama bu ikisi iyi uçtu. Bir de yere indirebilseydik. Tabi yere indirebilmek için de yerde kuşumuzun olması lazım. Bizim kuşların hepsi kanadı olduğu için saldığımız dama çıkıyor. Siz dışarı çıkmayın. Hayır. Hey. Hayır. İçeri. Şöyle bir yere takalım, düşsünler şimdilik.
Kamerada nasıl görünüyorlar hiç bilmiyorum vallahi, öylesine çekiyorum. Gözümde de güneş gözlüğü var, o yüzden ekranı hiç göremiyorum şu anda. Ama kuşlar güzel olmuşlar. Bak bak nasıl geliyorlar ya. Yem verdiğini zannediyorlar. Kuşlar toprak yiyor ya, yem attığımı zannediyorlar tavuklar. Delirdi delirdi, gelmek istiyor var ya. Bak 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 bak. Manyak ya. Şu kuşların kanadını kesmem lazım. Öyle kalsın. Kuşların kanadını bir tıraşlamam lazım. Yerde kalsınlar, mardinler en azından. Kanatları çok güçlü ya. Fırlıyorlar yukarı. Birkaç tanesini kesmiş, tüye girdikten sonra hayvanlar yenilemişler tekrar o kanatları. O yüzden çıkıyorlar da. Sinekli mavilerin tonajları falan çok güzel olmuş ya. Tam böyle Diyarbakır kuşları gibi olmuşlar. Bunların dedeleri böyleydi. Dedeleri efsaneydi. O dedelerine hatta şu maviye de vurmuştum. Şu maviyle eşit tutturmuştum. Onun da bir yavrusu bende. Ama bunların babası o değil. Bunların babası başka bir dişi. Hangi dişiydi? Evet, başka bir dişi. Aynı dedelerine çekmişler. Babaları bunlardan bir tonaj daha açık. Bunların anneleri de böyle gerçi. Güzel. Bunun da gözü yabani gözü gibi ya. Sarı göz mü, kırmızı göz mü? Biraz değişik çıkmış. Göz şekli de var. Bunlar buralarda bir şeyler yiyorlar. Yesinler şimdi. Şu mavi kızmış. Şu dişi ona eş veriyor. Bu da kızmış. Ona eş veriyor da bu da bununla tutmaya çalışıyor. Şu mavilerin ikisini vurur olmazsa. Eş. Kardeşler ama yapacak bir şey yok. Devam. İki tane çakal daha vardı. Biri sarı akkuyruk. Hatta üç taneydi. Biri öldü, sarı akkuyruğun biri öldü. Bir tane kaldı. Bir tane de şu kırmızı çakalın eşi vardı, erkeği. O da uçuruyorum diye gitmiş, biraz uzaktan salmış. Hayvanlar gelmemişler, bunlar gelmişler. Böyle. Paçasız uçurmayı tercih ediyor. Paçalıları uçurmamış, ilgilenememiş. Şu anda duruyorlar öyle. Dursunlar. Yarın öbür gün bendekilere bir şey olursa buradan takviye yaparız.
Buraya bak, manyak. Güvercin nerede oldu? Dağıttı bir anda güvercinleri ya. Yem yemek için. Hallere bak. Bir daha gelsinler, bir daha dalar. Biraz daha yaklaştım mesela bak. Çağırdım kuşlar şimdi bakın. Oo. Şuraya bak. Ruh hastası. Oğlum, sizin yarınız kadar lan. Bir taneniz yok mu? Hepiniz besili hayvan gibi, tavuk gibisiniz. Dalsanız mı şu? Sen misin böyle pardon? Baykuş herhalde. E kardeş, sen hepsine daldın. Ben de sana dalsam yeridir şimdi, değil mi? Buğdayları da yedin. İnsan gibi yemiyorum ya, kavga ediyorum.